İnsanoğlunun yaratılışında bir takım maddi değerleri gözünde büyütme temayülü vardır. İnsanoğlu mevkiye, makama, servete, mala, mülke itibar eder. Bunlara sahip olan kimseleri gözünde büyütür insanoğlu. Bundan dolayı o kimselere daha fazla itibar eder. Sosyal mevki itibariyle başkalarından farklı konumda bulunan kimselere daha çok saygı duymak ister insanlar. Cemiyetin alt kademelerinde fakir, zavallı insanlar nezdinde itibarsız kimselere ise aldırış etmezler. Halbuki insanlar arasında maddi imkanlara sahip olmadığı halde son derece asil bir ruh yapısına sahip olan, son derece necip duygulara sahip olan insanlar vardır. Bunlar ihlasları, samimiyetleri, yaşayışlarındaki nezahet bakımından pek çok kimsenin belki dikkatini çekmezler ama Allahü Teala'nın son derece makbul ve kıymetli kullarıdır bunlar. Allahü Teala işte insanların bu duygularını, bu düşüncelerini, onların birbirlerini değerlendirmeleri konusunda Cenab-ı Hak bir imtihan vesilesi kılmıştır. Allahü Teala Hazretleri. Bu husus ayet-i kerimede şöyle bildiriliyor. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike fetenna ba'dahum bi ba'din. Liyekulu ehâulâ'i mennallahu aleyhim min beynina. Böylece onların bir kısmını diğer bir bölümüyle imtihan ettik. Sınadık, denedik onların gerçek şahsiyetlerini, kişiliklerini ortaya koymak istedik buyuruyor Cenab-ı Hak. Niçin böyle yaptık? لِيَكُولُوا اَهَا اُولَٰئِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنَا. Onların bunlar mı? Allah-u Teala'nın bize tercih ettiği, bizim aramızdan Allah'ın ihsan ettiği, Allah'ın lütfuna kavuşanlar bunlar mı diyerek, dudak bükerek alay etmeleri için onları birbiriyle sınadık ve denedik buyuruyor Cenab-ı Hak. Eleyhisallahu bi'a'leme bişşakirin. İnsanlar arasında Allah'a şükür vazifesini en mükemmel tarzda yerine getirenleri Allah değil midir en iyi bilen? En iyi bilen şüphesiz ki Allahü Teala'dır. Şu halde sizin değerlendirmeleriniz, sizin sıralamalarınız, sizin tercihiniz bir kıymet ifade etmez buyuruyor Cenab-ı Hak. Siz insanlara tepeden bakarak bazı kimseleri hakir ve değersiz görebilirsiniz ama onlar Allah katında çok kıymetlidirler, makbuldürler onlar. Çünkü şakirinden Allah'a şükredenlerdendir onlar. Ve izâ câeke allezîne yu'minûne bi âyâtinâ fekul selâmun aleykum ketebe rabbukum alâ nefsihirrahme. Allah'ın ayetlerine, bizim ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman onlara ilk defa selam veren sen ol. Fekul selamun aleykum. Selamun aleykum. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun de onlara. Ketebe rabbukum ala nefsihirrahme. Allahü Teala Hazretleri size rahmeti ilahiyesiyle tecelli edeceğini vaat etmiştir. Cenab-ı Hak haber vermiştir. Kendisine bunu Cenab-ı Hak Allahü Teala Hazretleri levh-i mahfuzda kendisine bunu yazmış. Size rahmeti ilahiyesiyle tecelli edeceğini tespit etmiştir Cenab-ı Hak. Ennehu men amile minkum su'en bi cehaletin. Bilmeyerek, farkında olmadan bir günah işleyen kimse sümme tâbe min ba'dihi ve aslaha. Sonra bu günahı işledikten, bu hatayı yaptıktan sonra tevbe eden, bundan vazgeçen ve nefsini, hatalarını düzelten ve aslaha, bunları ıslah eden kimse fe ennehu gafurur rahim. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri o kimselere karşı gufran ve rahmetiyle tecelli edecektir. Burada bir vaat-i ilahi söz konusu.
ve kezalike nufassilul ayati ve litestebine sebilul mücrimin. Biz ayet-i kerimelerimizi böylece açıklıyoruz, beyan ediyoruz. Nufassilu, nübeyyinu ve nuvaddihu manasında, yani açıklıyoruz. Apaçık bir şekilde ortaya koyuyoruz. Ondan sonra velitestebine sebilul mücrimin ve böylelikle mücrimlerin, günahkarların yolu da ortaya çıkıyor. Allahü Teala'nın razı olduğu yol bildirilince Cenab-ı Hakk'ın gazabına sebep olacak günahkarların yolu da apaçık ortaya çıkmış oluyor. İmam Nafi kıraatında velitestebine sebilel mücrimin, istibane yani Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerinden mücrimlerin yolunun açıklanmasını istersin manasında. Ama burada meydana çıkmak manasında bizim Asım kıraatında bu şekilde velitestebine sebilül mücrimin, sebil kelimesi testebine fiilinin faili olarak gelmiştir. قُلْ اِنِّي نُه۪يتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Peygamber aleyhissalatü vesselam hazretlerine hitaben Cenab-ı Hak yine buyuruyor ki قُلْ söyle ey Habibim, ey Peygamberim اِنِّي نُه۪يتُ ben yasaklandım, bana men edildi, bana yasaklandı اَنْ اَعْبُدَ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başkalarına dua etmeniz, yalvarmanız ve ibadette bulunmanız, bulunduğunuz şeylere benim ibadet etmem, Allah'tan, Allah'ı bırakarak, Cenab-ı Hak'tan başkasına yalvarıp yakarmak suretiyle kendilerinden medet umduğunuz ilahlarda onlara tapınmak, onlara ibadet etmekten men edildim. Bu bana yasaklandı buyuruyor. Bunun yasaklandığını onlara söyle. Sana bunların men edildiğini onlara haber ver. قُلْ لَا اَتَّبِعُوا اَهْوَاءَكُمْ Ben sizin arzularınıza, sizin sapık isteklerinize, sizin hidayetten, doğru yoldan tamamen ayrılmış, dalalete götüren isteklerinize tabi olmam, olmayacağım. قَدْ ظَلَلْتُ اِذَنْ Eğer böyle yaparsam, sizin isteklerinize, arzularınıza ram olur, onlara tabi olacak olursam, o zaman ben sapıtmış olurum, Allah korusun. Ve ma ene minel muhtedin ve hidayeti bulanlardan, Allah'ın rızasına götüren yola kavuşanlardan da olamam o zaman. Allahü Teala peygamberine ben sizin arzularınıza tabi olmayacağım. Eğer böyle yapacak olursam ben dalalete düşmüş ve hidayetten mahrum kalmış olurum de diye haber veriyor Peygamber Efendimiz'e, bunu emrediyor. قُلْ اِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ Onlara yine de ki, ben Rabbimden çok açık bir delil, hüccet ve bilgi üzerineyim. Ben tahmin üzere hareket etmiyorum. Allahü Teala'nın talimatına, emirlerine uygun hareket etmekle emredildim. Allahü Teala'nın bildirdiği açık seçik, son derece vazıh bir yolda bulunuyorum. Allah'ın bildirdiği delillere dayanıyorum. Ve kezzebtum bih. Siz o delilleri, Allahü Teala'nın bildirdiği gerçekleri inkar ettiniz. Onları yalanladınız. Ma indi ma testa'cilune bih. Sizin bir an evvel gelmesini arzuladığınız azabı getirebilmek benim gücüm ve takatim dahilinde değil. Bunu ben yapamam. Bunun sahibi, bunun mutasarrıfı, bunu yapabilecek güç bende değil. Bunu onlara haber ver. İnil hukmu illa lillah. Hüküm Allah'a aittir. Cenab-ı Hak ne dilerse onu yapacaktır. Allah'ın dediği olur. Yekussul hakka ve huve hayrul fasilin. İnsanların hangisinin haklı, hangisinin haksız olduğunu ortaya koymakta en adil ve hayırlı olan, en üstün olan Allahü Teala Hazretleri gerçeği bütün çıplaklığıyla ortaya koymaktadır. Allahü Teala hakikatleri bildirmektedir insanlara. قُلْ لَوْ اَنَّ عِنْد۪ي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْاَمْرُ بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ Eğer şayet sizin bir an evvel gelmesini arzuladığınız azap,
azabı getirebilmek benim elimde olsaydı, benim imkanım altında bulunsaydı, ben bunu yapabilecek durumda olsaydım, sizinle benim aramdaki iş zaten bitmişti. Aramızdaki muhasama, mücadele sona ermişti. Siz tamamen mahvolacaktınız, perişan olacaktınız. O azab ile helak olup gidecektiniz zaten. Ve ortada tartışılacak bir mesele de kalmayacaktı. Vallahu a'lemu bizzalimin. Allahü Teala Hazretleri zalimleri, haksızları, kimin zulüm yolunda olduğunu en iyi bilendir Allahü Teala Hazretleri. Ve indehu mefatihul gaybi la ya'lemuha illa hu. Gaybın bilgileri, hazineleri Allah katındadır. Gaybı bilmek, insanların bilgisinin haricinde, dışında olan bir takım meselelere vukuf peyda etmek insanlar için mümkün değildir. Allahü Teala'nın müsaade ettiği nispette insanlar Allah'ın öğrettiği ölçüde bilebilirler. İnsanların bilmediği o kadar hadde, hesaba sığmaz bilgi vardır ki bütün bunların hazinesi Allah katındadır. Ve onu ancak Allahü Teala kendisi bilir. Allahü Teala'nın ilmi dahilindedir. Ve ya'lemu ma fil berri vel bahr. Karada ve denizde ne varsa hepsinden haberdardır Cenab-ı Hak. Ve ma teskutu min varakatin illa ya'lemuha. Ağaçlardan düşen bir tek yaprak yoktur ki kuruyarak, sararak ağaçlardan aşağı düşen, toprağa düşen bir tek yaprak yoktur ki Allah onu bilmiş olmasın. Mutlaka Cenab-ı Hak onu bilir. Ve la habbetin fi zulümatil ardi. Yeryüzünün, toprağın karanlıklarında, toprağın içinde ne kadar tohum varsa, tanecik varsa onu da Allahü Teala Hazretleri bilir. Cenab-ı Hakk'ın külliyatı, genel olarak bütün her şeyin temel prensiplerini bildiği gibi ayrı ayrı, tek tek bütün cüz'iyatı, bütün atom zerreciklerini bile bildiğini, Allahü Teala'nın ilminden hiçbir şeyin hariç kalmadığını bu ayet-i kerime son derece belli ve veciz bir şekilde ortaya koyuyor. Allahü Teala'nın ilminden hiçbir şey hariç kalmaz. İnsanlar kendi kısıtlı imkanlarıyla ortaya koydukları eserlerle bir takım teferruatı nasıl bir takım kompütürlerle bilgisayarlarla tespit edip ortaya çıkarabilme imkanına sahip oluyorlar. İnsan beyninin fonksiyonlarının bir takım acayip tesahürleri nasıl ortaya çıkıyorsa Allahü Teala onu yaratan olarak elbette ki onun bütün inceliklerine en mükemmel şekilde Cenab-ı Hak alimdir. Hepsini bilir Allahü Teala Hazretleri. Cenab-ı Hakk'ın kudret ve azametini, onun ilim ve ihatasını gösterme bakımından bu ayeti kerime fevkalade üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir ayeti kerimedir. Zulümatil ard, yeryüzünün karanlıklarında demek. Yani yeryüzünün karanlıkları, bunu müfessirlerden bir kısmı toprağın altındaki tohumları ve tanecikleri, onun bir bitki ve nebat bitirip bitiremeyeceğini, onun nasıl gelişip yetişeceğini, ne kadar büyüyeceğini, ne kadar mahsul vereceğini Allahü Teala bütün detaylarıyla, bütün incelikleriyle bilir manasında açıklamışlardır. Ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitab-ı mübin. Yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki açık olan, bütün bilgileri kendisinde toplayan kitapta mevcut olmasın. Bu kitabın müfessirler genellikle levh-i mahfuz olduğunu beyan etmişlerdir, açıklamışlardır. Yani burada fi kitab-ı mübinden kasıt levh-i mahfuzdur demişlerdir. Ratb ile yabis, yani yaş ile kuru manasında da bir takım yaş için bazı müfessirler nebatat, kuru için de her türlü madenleri kastedildiğini. Yaş için canlılık, hayat, hayatın alameti sudur. Su hayat kaynağıdır. Onun için buna ratb, yaş olarak
tabir edilmiştir bu husus. Yabis de cemadattır, ölümdür, mevttir manasında almışlardır. Meyyittir. Allahü Teala ölüyü de diriyi de en iyi şekilde bilir. İnsanlardan ne kadarının hayatta olduğunu, ne kadarının hayatının sona erdiğini Allahü Teala Hazretleri hepsini tespit etmiştir. Bütün bu bilgiler levh-i mahfuzda, levh-i mahfuz denilen Allahü Teala'nın ilminde bütün bunlar hepsi saklanmış ve tespit edilmiştir.